İzmir'de soğukta üşümesin diye aracını aldığı kişi tarafından öldürülen taksi şoförü Oğuz Erge memleketi Aydın'da toprağa verildi. Tutuklanan saldırgan ifadesinde gasp fikrinin bir anda geldiğini ve eylemi gerçekleştirdiğini söyledi. Suçsuz yere öldürülen 44 yaşındaki Oğuz Erge iki çocuk babasıydı. Geride ise acı hikayesi kaldı. Ben niye alacağım? İnsan bizi bu havada sokaktan bırakıyor. Baksana dışarısı buz kesiyor. Depremzedeleri günlerce ücretsiz taşımış, bu zamana kadar hiçbir müşterisini geri çevirmemişti. Yine öyle yaptı taksici Oğuz Erge. Ancak soğukta üşümesin diye aracını aldığı 19 yaşındaki Delil Aysal, 3 kurşunla onu öldürdü. Yani sadece tamamıyla iyi niyeti, güzel bir insandı ya. Oğuz çok güzel bir insandı, çok saygılı bir çocuktu. Uzun yıllardan beri tanıyorum. Kızını arıyor. En son aradığı kişi kızını aramış da demiş ki vuran adam demiş ki sen baban kan kaybında ölecek şehit. Ambulansı ara. 44 yaşındaki Oğuz Erge İzmir'de 15 yıldır taksi şoförlüğü yapıyordu. Aracı arızalı olduğu için evine dönecekti. Ancak soğuk havada üşümesin diye taksi bekleyen bir genci aracını aldı. Çalışmayacağım zaten, araba arızalı. Sanayiye bırakacağım sabah arabayı. Nasıl dedim, hadi alıvereyim. Size soğuk hava. İnsanları yolda bırakmak olmaz. Ancak 19 yaşındaki Delil Aysal bir süre yanlış adreste gezdirdiği taksi şoförüne ruhsatsız tabancasıyla 3 el ateş etti. Ağır yaralanan iki çocuk babası Oğuz Erge kurtarılamadı. Ya lazım insanlara güvenmeyeceksin. Gasp büro amirliği ekiplerinin 110 saatlik görüntüyü inceleyerek yakaladığı saldırganın üzerinde ruhsatsız tabanca, gasp ettiği para, telefon ve kulaklık vardı. Tutuklanan saldırgan, araçtayken bir anda gasp fikri aklıma geldi ve eylemi gerçekleştirdim, pişmanım dedi. Oğuz Erge'nin cenazesi uzun bir konvoyla önce helallik alınmak üzere evine götürüldü. İyi bir arkadaştı, iyi komşuydu. Kendi halinde bir çocuktu. Yani zararsızdı. Dürüst, efendi bir çocuktu. Kendi halinde bir insandı yani. Yani artık bıçak kemiğe dayandı. İnsanların niyetlerini biz anlayamıyoruz artık. Bu araçların korunması olması lazım. Oğuz Erge'nin cenazesi memleketi Aydın'ın Söke ilçesinde defnedildi.